Herkese merhaba. Cihatça Fizik kanalına hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Herkese merhaba. Bir deneme çözüm videosu ile yine birlikteyiz. Hemen birini sorudan başlayalım. Yapılan bir deneyde X, Y, Z metal çubukları alınarak gerilimi ve olan bir pile paralel bağlanıyor. X, Y ve Z metal çubuklarının direnci olduğunu düşünürsem ve bunları bir pile paralel bağlanırsam ki soruda böyle denmiş. X, Y, Z şeklinde işaretledim. Hemen akımlarını da üzerlerine işaretleyelim. X'in akımı 0.1 amper. Y'nin taboda verildiği üzere 0.2 amper. Z'nin yine 0.3 amper olduğu görülüyor. Paralel bağlandığı için x, y, z bunların potansiyelleri birbirlerine eşit olmalı. x'in potansiyeli v iken y'nin ve z'nin ki v olmalı. Yani tüm potansiyellerin eşit olması demek i çarpı r'lerin eşit olması anlamına gelir. Tablo üzerinden hemen potansiyelleri yani i çarpı r'leri eşitleyelim. 3, 0, 3 a çarpı 2 r 0, 2 a çarpı 3 r 0,6 A çarpı 6 R. Evet bunların hepsinin potansiyeli eşit oldu. Ve bu da mesela 0,6 R kadar oldu. Yani V potansiyelimiz 0,6 R olmalıdır. Bu iletkenlerden X birbirine paralel bağlıyoruz. X ve Y'yi. Sonra Z'yi ise bunlara seri bir şekilde bağlayıp aynı pile bağlıyoruz. Ve gerilimi olan pile. Ve gerilimi 0,6 R'ydi. Bu durumda Z iletkeninden geçen akım şiddeti kaç amper oluyor? Yani devreden ana koldan geçen akımı sormakta. Hemen bunu bulalım. Bakın Z zaten neydi? Z 2R idi. Hemen 2R olarak yazıyorum şuraya. X'i 6 bulmuştum. 6R yazıyorum. Y'yi 3R olarak yazıyorum. 6R ve 3R'nin eşdeğer direncini şöyle bulalım. Çarpımları bölü toplamları 9R. Bu da 2R'ye eşitti. Bu 2R'ye hemen yanında seri olan başka bir 2R var. Ve eşitliğe direncimiz 2R artı 2R'den 4R olacaktır. Ben akımı istiyorum. Ve eşittir. İ çarpı eşitliğe direnç. Ve 06R olarak daha önce bulunmuştu. İyi bilmiyorum. Eşitliğe direncim 4 R'ydi. Buradan... İ çekersem 0,6 r bölü 4 r'den cevabımız 0,15 amper şeklinde çıkacaktır. Bu da B seçeneğinde mevcuttur. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir optik aygıta hava ortamında gönderilen ışınların bu aygıta kırıldıktan sonra izlediği yol. Bakın şöyle. Aygıta asal eksene payla gelen ışınlar şöyle gitmesi gerekirken asal eksene yaklaşmış. Yani bu yakınsak bir mercek olmalı. İnce kenarlı mercek olmalıdır. Buna göre bu optik aygıt günlük hayatta kullandığımız aletlerinin hangilerinde bulunuyor olabilir? Yakın gözlü hipermetrop hastalara verilir. Ve hipermetrop hastalara verilecek yakın gözlü ince kenarlı mercek içerir. Evet burada ince kenarlı mercek mevcut. O zaman 1 bir olur. 1'in olmadığı ışıkları hemen elemeli. Büyüteçle yazıları büyütürüz. Yazıları büyütmek için de ince kenarlı merceğe ihtiyacımız var. İnce kenarlı merceğin optik merkezi ile odağı arasında bulunan yazılar şu şekilde mesela Y yazısının daha büyük bir görüntüsü sanal ve düz olarak elde edilebilir. Demek ki büyüteç olarak da ince kenarlı mercek kullanılmakta. 2 de olur. 2'nin de olmadığı şıkları eliyorum. Fotoğraf makinesi lensleri üzerine düşen ışığı film şeridine odaklarlar. Yani ışığı asal eksene yaklaştırırlar. Fotoğraf makinesi lensleri de ince kenarlı mercekler görevi görmektedirler ve ince kenarlı mercektirler. Bu durumda cevabımız hepsi 1-2-3 şeklinde Edirne'de bulunmalıdır. Aynı özellikteki KL servis arabalarının tek farkı K'nin 4, L'nin altı tekerlekli olmasıdır. Arabalar toprak yolda ilerlerken L servis arabasının daha kolay hareket edebildiği, L servis arabasının daha kolay hareket edebilmesi tekerleklerinin fazla olması yani yüzeyinin büyük olmasından kaynaklanıyor. K'nin L'ye göre evet K'nin L'ye göre toprağa biraz daha fazla battığı gözlenmiş. Bu da K'nin yüzeyinin küçük olduğunu görür. Yani basınç da basınç P eşittir G bölü katılarda. Katılarda yüzey alan azaldıkça basınç artar. Basınç arttıkça batma miktarı da artacaktır. Buna göre diyor ki L servis arabasının K'den daha kolay hareket edebilmesindeki fiziksel neden. Evet L servis arabası daha kolay hareket ediyormuş. L servis arabası daha kolay hareket edebildiğine göre bu da yüzeyin büyüyüp basıncının az olmasından kaynaklanıyor. Yani bunun sebebi basıncın az olmasıdır basıncın az olduğu bir durumu arayacağız. 1, 2, 3 yargıları verilmiş. Diyor ki bu durumlardan hangilerinde ki ile aynı gereken sahip bir uygulama var. Futbolcuların kramponlarının tabanında dişlerin bulunması. Evet bu dişler sivridirler ve yüzeyleri küçüktürler. Yüzeyleri küçük olduğu için basınç büyüktürler ve kramponlar yüzeye daha çok batarlar futbolcuların kaymasını önlemek için. Burada basıncın büyük olduğu gözüküyor. Oysa basıncın az olduğu durumu arayacaktık. Bir aradım cevapladığın herhangi biri olamaz. İki parmak arasındaki rapti hafifçe sıkıştırıldığında sivri ucun parmağımıza daha fazla batması ve parmağımızı acıtması. Burada yine fazla bir batma var. Yine basıncın büyük olduğu bir durumdur. Oysa bize basıncın az olduğu yani sivri olmayan yüzeyin olduğu bir durum lazım. Bu da olamaz. 2'yi de eliyorum ve cevabım yalnız 3 şeklinde oldu. Öğrencinin geniş omuzluklu, geniş omuzluklu yüzeyi artırır. Yüzey artarsa bazınç azalır. Bu da L servis arabasının durumuyla örtüşmektedir. Cevabımız C şeklinde olmalıdır. Öğretmen sınıfta sıcaklık ve iç enerji kavramlarıyla ilgili 1 2 üç cümlelerini kurmuş. Öğrencilere buna da hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu sormuştur. Buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrenciyi öğretmenin sorusunu doğru cevaplamış olur. Evet bir sıcaklıklık 40 olan bir maddenin iç enerjisi sıcaklığı 20 derece olan maddenin iç enerjisinin iki kattır. Bir defa iç enerji maddenin içerisindeki moleküllerin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Sıcaklık 20 dereceden 40 derece çıkarsa sıcaklık artmış olur. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Kinetik enerji artar, iç enerji artar. Fakat ne kinetik enerji iki katına çıkabilir ne de iç enerji iki katına çıkabilir. Kinetik enerjinin iç iki katına çıkabilmesi için 20 kelvinden 40 kelvine bir artışın olması gerekiyor. Bu durumda kinetik enerji iki katına çıkabilir. Fakat kinetik enerji iki katına çıkarken İç enerji iki katına çıkamayacaktır. Neden mi? Çünkü şu potansiyel iki katına çıkmamıştır da ondan. Dolayısıyla iç enerji iki katı olmaz. Yani 40 derecedeki bir maddenin iç enerjisi sıcaklığı 20 derece olan maddenin iç enerjisinin iki katı olmayacaktır. Neden mi? Çünkü bu maddelerin içerisinde moleküllerin bir de potansiyel enerjisi bulunmaktadır. Bir aradığım cevap olamaz. Onu A'dan, D'den ve E'den siliyorum. İki sıcaklık farklı olan iki katı cisim. Isıcağı atılmış bir ortamda yan yana konulduğunda birinin sıcaklığı artar. Sıcaklığı farklı iki cismi yan yana bıraktığımızda sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru bir ısı akışı gelir meydana. Evet bu ısı akışından sonra bir cisim ısı verirken diğeri ısı alacaktır. Peki herhangi birisinin ısı alanın sıcaklığı artmasını beklerim. Fakat her ısı alan maddenin sıcaklığı artmayabilir. Belki de hal değiştiriyordur hal değiştirme mevcutsa sıcaklık hal değişimi sırasında sabit kalacaktır. Bu da kesinlikle doğru olamaz. O zaman 2'yi de elemeli cevabın C olduğunu yine görmeli. Bakalım devam ediyorum yine. Üçüncü öncüle bakıyorum. Sıcak bir yaz gününde buzdolabından çıkaran ağzı kapı kapalı. içi su dolu pet şişe dolaptan daha sıcak. Evet. Daha sıcak bir ortamda yeterince beketilinde Suyun iç enerjisi artar. Neden mi? Su soğuktu, dışarısı daha sıcaktı. Sıcak havadan soğuk pet şişeye veya suya ısı akışı olacak. Su ısı alacak. Su ısı alınca sıcaklığı artacaktır. Suyun sıcaklığı artınca suyun iç enerjisi de artmış olacaktır. Cevabımız C seçeneğinde yer almalı. Fizik dersinde öğrendiği adezyon ve kohezyon etkilerini evde gözlemlemek isteyen Tuğçe, sürahide bulunan sudan damlalık ile bir miktar alıyor. Sudan damlalıkla bir miktar su alıyor ve çelik tencerede, çelik tencere ile teflon tencerelerin tabanına birer damla damlatıyor. Su damlasının aldığı biçimi şekildeki gözlemekten sonra defterine su damlalarının hacimleri eşit olabilir. Olabilir diyor olur demiyor. Dolayısıyla olabilir. Zaten bir damlalık kullanmış. Aynı damlalık kullanılmış. Damlalık aynı. Aynı damlalık kullanıldığı için hacimler eşit olabilir. İlk durumdaki hacim ikinci durumdaki eşit olabilir. İkinci yargıya bakıyorum. Su ile çelik arasındaki adezyon kuvveti. Bakın burada yüzeye daha çok ayılmış. Yani yapışmış. Çünkü adezyon yapışma kuvvetidir. Dolayısıyla birincide yapışma daha fazla. ikincide ise yapışma daha az. O zaman çelikteki adezyon teflondaki adezyondan daha büyük olmalıdır. Bu ikincisi doğrudur. Aradığım cevap olabilir. 1 ve 2'nin birlikte olmadığı şıkları elemeli. A'yı, B'yi ve D'yi hemen eledim. Çelik tencerede bulunan suyun kohezyonu teflon tencerede bulunan suyun kohezyonundan küçüktür. Ya her ikisi de aynı suya. Bir de aynı sürahiden alınmış aynı suların ya da ya da aynı sıvıların kohezyonu aynı olmalıdır. Dolayısıyla küçük veya büyük bir karşılaştırma ham. cevabım C'de 1 ve 2 olarak bulunmalıdır. Newton birinci yasası olan eylemsizlik kendi kitabında tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumu değiştirmeye zorlamadıkça düzgün doğrusu hareket yani sabit hızlı hareket ya da diyor durağanlığını koruyacak bir şekilde hareket edilir. Durağanlığını korumak demek durumunu korumak demektir. Buna göre su dolu bardağın üstündeki kartonun aniden çekilmesiyle metal paranın kartonla beraber gitmeyip suya düşmesi. Yani para olduğu yerde kalmak istiyor ve aşağı düşüyor. Olduğu yerde kalıp durağanlığını koruduğu için aşağı düşmektedir. Evet durağanlığını koruduğu için bu Newton'un eylem sigarasına uyar. Yani evet bu durumla, durumlardan hangileri Newton'un eylem sigarasıyla açıklanabilir demiş. Bunu açıklarım. Biri hemen birin dışındakiler evet siliyorum ki zaten bir tanesiyle bildim. İkinci yargıya da öncüyle bakıyorum. Aynı boyutlardaki tahta legolarla oluşturulmuş kuleye diğerleriyle aynı boyutta başka bir tahta lego fırlatıldığında Sadece en alttakini yerinden fırlayıp kullanın devrilmesi. Şu sarı legoyu yeşil legoya çarptırdığında yeşil lego sarının etkisiyle ileri gitmek isteyecek. İtme etkisiyle fakat üstteki yeşil, kırmızı ve mor legolar olduğu yerde kalmak isteyecekler. Ve bundan dolayı pat diye şöyle konumunu korumak istedikleri için aşağı doğru düşecekler. Yani ne durağanlarını koruyacaklar? Bu da eylemsizlik yasasıyla ilgilidir. Evet, üçüncüye bakıyorum. Üçüncüde ise ıslak elimizi ileri hareket ettirip bir an durdurduğumuzda su damlalarının elimizden fırlaması. Evet, ıslak elimizi ileri doğru hareket ettirdiğimizde su damlaları da ileri hareket etmek ister. Elimizi durdurduğumuzda, elimizi durdurduğumuzda damlalar durmak istemez. Hareket etmek isterler. El durunca damla durmak istemez. Ben hareketime devam etmek istiyorum durağanlığımı korumak istiyorum der. Yani hareket etme eğiliminde olur. Hareketme etme korumak ister. Bu da eylemsizlikle ilgilidir ve bunu açıklanabilir. Üçte aradığım cevaplardan biridir. Cevap Edirne'de yer almaktadır. Sonraki sorumdan devam ediyorum. Kadıköy Haldun Taner sahnesinde telli çalgı türünden olan açtaki arp müzik aletiyle izleyenlere müzik ziyafeti verilmektedir. Bu programa katılan ve ön sıralarda oturan Orkun müzisyenin parmaklarıyla X bölgesindeki tellere dokunda seslerin kalın, Y bölgesindeki tellere dokunda seslerin ince çıktığını fark ediyor. O zaman X bölgesindeki sesler kalın, Y bölgesindekiler ise ince. İnce olmasının sebebi bu tellerin boyu kısa, burada kütle az, daha çok titreşim olur. Kalın bölgede tellerin uzunluğu fazla kütlesi fazla olduğundan titreşim daha az olacaktır. X bölgesinde çıkan ses kalın olduğundan frekansı Fx buradakinin Fy olsun. İnce sesin frekansı kalın sesin frekansından büyüktür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. X bölgesindeki tellerin çıkardığı sesin frekansı daha büyüktür. Ne münasebet yani ki daha büyük ya. Ayı sil. Y bölgesindeki tellerin çıkardığı sesin yüksekliği. Sesin yüksekliği zaten frekansı demekti ya. Y'nin frekansı daha küçüktür diyor. Büyüktü. B'yi siliyorum. C. Müzik aletinden çıkan herhangi bir ses salondaki bütün izleyicilere aynı anda ulaşır. Öyle mi? Bakın bir izleyici şurada. Diğer izleyici ise şu uzakta olsun. Buna gelen ses daha erken ulaşırken şuna ise daha geç ulaşmaktadır. Çünkü İzleyiciler aynı yerde bulunmamaktadır salonda olduklarından. Alete yakın daha erken ulaşırken uzak olanlara ise daha geç ulaşmaktadır. Aynı anda ulaşma durumu söz konusu olamaz. C'yi silmeli. X ve E bölgesindeki tellerin çıkardığı seslerin hızları eşit büyüklüktedir. Bunların hızlarının eşit büyükte olmasının sebebi ortamın özelliğinin aynı olmasından kaynaklanmaktadır. Cevabımız D olmalı. Salondaki her dinleyiciye ses aynı şiddette ulaşmıştır. Hayır. Kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalmakta. Şu şurada çizdiğim şu şahsa ses ulaşırken daha şiddetli olurken daha şiddetli bir ses. Burada ise daha zayıf şiddette bir ses duyulmaktadır. Ses kaynağından uzakta bulunan kişiye ses daha zayıf şiddette ulaşmaktadır. Yani ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Ses her dinleyiciye aynı şiddette ulaşmamıştır. Yalan oldu bu. Cevabımız D seçeneğinde bulunmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.